Sultan Melikşah ve Sultan Alparslan dönemine kitabım Nizam-ı Alem Büyük Selçuklu'dan detaylıca ulaşabilirsiniz. Sultan Melikşah'ın Zübeyde Hatun adlı hanımından 1081 yılında İsfahan'da doğan oğlu Berk Yaruk. Sultan Melikşah çok sevdiği Veliaht Şehzade Ahmet'in ölümünden sonra Veziri Nizamülmülk'ün de tavsiyesiyle hayattaki oğullarının en büyüğü olan Berk Yaruk'u veliaht tayin etti. Ancak Melikşah'ın ani ölümü üzerine karısı Terken Hatun 5 yaşındaki oğlu Mahmud'u sultan ilan ettirmek için her vasıtayı mübah sayarak harekete geçti. Bu maksatla sultanın ölümünü gizlediği gibi emirlere büyük paralar verilerek oğlunu destekleyeceğine dair yemin ettirdi. Sonunda Halife Muktedi bi Emrullah'ı da tehdit ederek Mahmud'u sultan ilan ettirip adına hutbe okutmayı başardı. Babası öldüğü sırada İsfahan'da bulunan Berk Yaruk'u da Emir Kurbuğa vasıtasıyla tutuklattı. Ancak Melikşah'ın ölüm haberini alan Nizamülmülk'ün adamları vezire ait silah depolarını yağmalayarak isyan bayrağını açtılar ve hapishanede bulunan Berk Yaruk'u kurtarıp 11 yaşındayken aynı yıl sultan ilan ettiler. Terken Hatun İsfahan'a yaklaşması üzerine de onunla birlikte Rey'e doğru yola çıktılar. Terken Hatun ile Berk Yaruk arasında Burucir Çehrik yakınlarında meydana gelen savaşta Terken Hatun ağır bir yenilgiye uğrayarak İsfahan'a çekildi. Şehri bir müddet muhasara eden Berk Yaruk, Terken Hatun'dan 500 bin dinar alarak kuşatmayı kaldırıp Hamedan'a gitti. Yapılan anlaşmaya göre Terken Hatun ile Mahmud, İsfahan ve Fars'a hakim olacak, diğer şehirler Berk Yaruk'a bırakılacaktı. Anlaşmaya rağmen bütün ülkeye hakim olmak isteyen Terken Hatun, bu defa Berk Yaruk'un dayısı Azerbaycan Meliki İsmail bin Yakut'u'ya haber gönderip Berk Yaruk'u bertaraf etmesi şartıyla evlenme vaadinde bulundu. İsmail bu teklifi kabul ederek Berk Yaruk üzerine yürüdü. Fakat Hamedan İsfahan arasındaki Kereç'te meydana gelen savaşta mağlup oldu. Bu zaferden sonra Bağdat'a giden Berk Yoruk, Halife Muktedi bi Emrullah tarafından Rükneddin lakabıyla sultan ilan edildi ve 1094 yılında adına hutbe okundu. Ancak onun Selçuklu tahtının yegane hakimi olabilmesi için tahta hak iddia eden diğer hanedan mensuplarıyla mücadele etmesi ve onları ortadan kaldırması gerekiyordu. Tahta hak iddia edenlerin önemlilerinden biri de Suriye Meliki olan amcası Tacüddevle tutuştu. Melikşah'ın ölüm haberini alır almaz Selçuklu tahtına sahip olmak için seferber olan ve Rahbe, Musul, Nusaybin, Antakya, Urfa, Harran ve Rakka'yı ele geçirip adına hutbe okutturan Tutuş, halifeye elçi göndererek saltanatın tasdik edilmesini istedi. Halife Muzdahsir Billah bunu reddetti ancak o yılmaksızın mücadelesini sürdürdü. Birçok şehri daha ele geçirdiği gibi Berk Yaruk'u destekleyen güçlü emirlerden Halep valisi Aksungur ile Urfa valisi Bozan'ı öldürttü ve Bağdat'ta adına hutbe okutmayı başardı. Daha sonra Terken Hatun ile işbirliği yaparak İsfahan'da bulunan Berk Yaruk üzerine yürüdü. Bu sırada Terken Hatun hastalanarak öldü. Tutuş ile aralarında cereyan eden savaşta yenilen Berk Yaruk İsfahan'a sığınmak zorunda kaldı. Mahmud'un emirleri onu tevkif ederek gözlerine mil çekmeye teşebbüs ettiler. Fakat tam bu sırada Mahmud çiçek hastalığına yakalandı. Bunun üzerine emirler Mahmud'un akıbeti belli oluncaya kadar beklemeye karar verdiler. Mahmud'un ölümü üzerine de Berk Yoruk tarafına geçtiler. Ertesi yıl Tutuş, Berk Yoruk ile yaptığı ikinci savaşta yenildi ve öldürüldü. Böylece Berk Yoruk, Terken Hatun ve Mahmud'un ölümünden sonra Tutuş engelini de aşmış oldu. Fakat aynı yıl diğer amcası Arslan Argun, Horasan'da isyan etti. Berk Yoruk onun üzerine amcası Börsü Bars'ı gönderdi. Börsü Bars'ın mağlup olup öldürülmesi üzerine kardeşi Sencer'in kumandasında yeni bir ordu sevk etti. Ancak bu ordu yetişemeden Arslan Argun bir kölesi tarafından öldürüldü. Berk Yoruk'a isyan eden diğer amcası Şihabüddevle Tekiş de aynı yıl öldürüldü. Sultan Berk Yoruk'a isyan edenlerden biri de Çağrı Bey'in torunlarından Emir-i Emiran Muhammed bin Süleyman'dı. Berk Yoruk Sencer sayesinde onu da bertaraf ederek ülkenin her tarafında hakimiyet kurdu. Kardeşleri Muhammed Tapar ve Sencer, Azerbaycan Meliki Mevdud bin İsmail, Tutuş'un oğulları Halep Meliki Rıdvan, Dımaşk Meliki Dukak, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kırçarslan ve Kirman Selçuklu Meliki Turan Şah onu Büyük Selçuklu Sultanı olarak tayinlayıp itaat arz ettiler. Böylece Sultan Melikşah'ın ölümünden beri fetret devrini yaşamakta olan Büyük Selçuklu Devleti yeniden bir sultanın emrinde temsil edilerek itibar kazanmış oldu. Ancak ülkede sağlanan bu birlik uzun sürmedi. Gencev Meliki Muhammed Tapar Berk Yaruk'un eski veziri Müeyyidül Mülk'ün kışkırtmaları sonucu ağabeyine karşı isyan ederek sultanlığını ilan etti. Halife Müstahsir Billah da onun hükümdarlığını tasdik ederek adına hutbe okuttu. Bunun üzerine Berk Yoruk kardeşi Muhammed Tapar'ın üzerine yürüdü ve aralarında Kızılören civarında cereyan eden ilk savaşta mağlup oldu. Hamedan'da meydana gelen ikinci savaş, Berk Yoruk'un galibiyeti, Ruzraver'de meydana gelen üçüncü savaş ise bazı çarpışmalardan sonra anlaşmayla sonuçlandı. Anlaşmaya göre Berk Yoruk Sultan, Muhammed Tapar ise Melik ünvanına sahip olacaktı. Gence ve çevresinde Azerbaycan, Diyarbakır, El Cezire ve Musul Muhammed Tapar'a,
Horasan hariç anlaşmada zikredilmeyen Selçuklu toprakları ise Berkyoruk'a ait olacaktı. Sultan Berkyoruk gerektiğinde Muhammed Tapar askeri yardımda bulunacak. Muhammed Tapar da Berkyoruk'a 1 milyon 300 bin dinar vergi ödeyecekti. Ancak bu barış uzun sürmedi. Muhammed Tapar kendini barışa ikna eden emirleri ihanetle suçlayarak onları cezalandırdı ve anlaşmayı ihlal edip kendini sultan ilan etti. Rey yakınlarında cereyan eden 4. savaş Berkyoruk'un galibiyetiyle sonuçlandı. Berkyoruk savaştan sonra İsfahan'a kaçan kardeşini yakalamak için şehri bir müddet muharese ettiyse de sonuç alamadı. Hoy yakınlarında cereyan eden 5. savaşta da Berkyoruk'un zaferiyle sonuçlandı ve uzun müzakerelerden sonra taraflar arasında anlaşma sağlandı. Buna göre Berkyoruk Muhammed Tapar'ın 5 Nevret çalmasına müdahale etmeyecek, Muhammed Tapar'a ait şehirlerde Berkyoruk adına hutbe okunmayacak, askerler diledikleri tarafa geçebileceklerdi. Berkyoruk taht kavgaları ve emirler arasında çıkar çatışmaları sebebiyle Anadolu'yu geçerek Suriye topraklarına giren Haçlıların Antakya ve Kudüs'ü işgal edip küçük devletler kurmalarına engel olamamıştı. Bu bakımdan Berkyoruk devrinde Haçlı kontları Baudouin ile Joscelin'in esaretiyle sonuçlanan Harran Savaşı Müslümanlar arasında sevinçle karşılandı. İç karışıklıklara, taht kavgalarına ve Haçlı istilasına rağmen Berkyoruk o devrin iki büyük Türk devleti olan Gazneliler ve Karahanlılar tarafından metbu hükümdar olarak tanınmıştır. Büyük Selçuklu topraklarında devlet otoritesini yerleştirip huzur ve sükunu sağladığı bir sırada Verem'e yakalanan Berkyoruk bir sedye içinde İsfahan'dan Bağdat'a götürülürken yolda ağırlaştı ve hayatından ümidi kesince emirleri yanına çağırıp 5 yaşındaki oğlu Melikşah Veliyah Emir Ayazlı'da ona Atabey'i tayin etti. Oğlunu emirlerin himayesinde Bağdat'a gönderirken kendisi İsfahan'a dönmek üzere yola çıktı. Burucirt yakınlarında öldü. Cenazesi İsfahan'a götürülerek atalarının gömülü olduğu türbede defnedildi. Yerine oğlu Melikşah geçti. Bazı tarihçiler ondan adaletli, faziletli, sabırlı ve yumuşak huylu bir hükümdar olarak bahsederken bazıları da içki ve eğlence düşkünü olduğunu kaydederler.